arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere fırında tavuk şiş nasıl yapılır tarifini veriyorum. İlk başta sosu için malzemelerimizi sayıyorum. 3 diş sarımsak rendeledim, 1 tatlı kaşığı tuz koydum, 2 yemek kaşığı yoğurt, yarım çay bardağı zeytinyağı, baharat olarak da 1 çay kaşığı toz biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber ve 1 tatlı kaşığı kekiğimiz var. Malzemelerimizi saydıktan sonra şimdi sosumuzu yapmaya başlayalım. İlk başta yağımızı döküyorum. Daha sonra yoğurdu ilave ediyorum. Bunları birazcık çırpıcı ile çırpıyorum. Evet arkadaşlar, salça söylemeyi unuttum. 1 yemek kaşığı dolusu da salçamız var. İlave ediyorum. Biber salçası olursa daha iyi olur. Bende biber salçası olmadığı için domates salçası kullandım. Şimdi karışımı tekrar karıştırmaya devam ediyorum. Karıştırdığım sosuma baharatları da ilave ederek tekrar karıştırıyorum. Sosu hazırladım arkadaşlar. Sosu kenara alıyorum. Şimdi tavuklarımızı hazırladım. Burada 1 kilogram tavuk göğsü var. Yıkadım, temizledim. Şişlik olarak da doğradık. Şöyle size gösteriyorum. Şimdi sosla tavuğu buluşturuyorum. Sosu tavuğun üzerine boşaltıyorum. Sosla tavuğu buluşturduktan sonra elime bir eldiven taktım. İyice karıştırıyorum. Tavuğu iyice sosla karıştırdım arkadaşlar. Şimdi 3 saat dinlendiriyorum. Evet arkadaşlar, buzdolabında 3 saat dinlendirdiğimiz tavukları şimdi çöp şişe diziyoruz. Biraz aralıklı dizelim ki pişerken daha iyi kızarsın, daha iyi pişsin diye. İsterseniz domates, biber de yapabilirsiniz. Benim çocuklar sade sevdiği için ben sade yapıyorum. Tavuklarımızı dizmeye devam edelim. Şişimizi bu şekilde aralıklı olarak diziyorum. Bütün tavukları şişe dizmeye devam ediyorum. Evet arkadaşlar, tavuklarımızı bu şekilde tepsiye yerleştirdim. Şimdi üzerine bir folyo kaplıyorum. Fırınımız sıçramasın. Pişerken sıçramalar oluyor. Evet arkadaşlar, üzerini kapattım. Kenarlarını sıkıştırdım böyle. Şimdi 200 derecede ısıtmış olduğum fırına üzeri kapalı olarak 35 dakika pişireceğiz. Evet arkadaşlar, 200 derece fırında 35 dakika pişirdik. Şimdi üzerindeki kağıtları alıyorum. Tekrar fırına koyacağım. Biraz daha kızarsın. Evet arkadaşlar, şimdi de mis gibi olmuş. Üzerini aldıktan sonra tekrar fırına koyup kızartıyorum. Evet arkadaşlar, tavukları fırından çıkardım. Gördüğünüz gibi nar gibi kızardılar. Gayet mükemmel, harika, lezzetli oldu. Dışarıdan almamıza gerçekten hiç gerek yoktur. Evde kendimiz çöp şiş yapabiliyoruz. Videomu buraya kadar izlediyseniz, ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olursanız memnun olurum. Evet arkadaşlar, tavuklarımı da kendi yapmış olduğum lavaşlarla servis ediyorum. Şöyle yanına da turşu koyuyorum. Siz istediğiniz herhangi bir menüyle servis yapabilirsiniz arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Beğeni ve yorumlarını eksik etmeyin lütfen. Herkese buradan teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.